Sevgili seyirciler, bu hafta Vizyon Gusanvil'deki Türk Kültür Festivali ile başlayacak. Festivalin ayrıntılarını birazdan sizlerle paylaşacağız ama tabii ki Türk kültürünün en önemli özelliklerinden biri olan Mehter Marşı ile başlıyor festival. Bu yıl ikincisi düzenlenen Türk Kültür Festivali birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Fransa'da yaşayan Fransız ve diğer milletlere Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yapılan festivalin organizasyonunu Hanımeli Derneği ile Espas Derneği ortaklaşa düzenledi. Kültür Festivali Fransa'da yaşayan binlerce Türk'ü de bir araya getirdi. Özellikle Paris'te yaşayan vatandaşlarımız o gün kendisini adeta ana vatanında hissetti. Paris'in banyolarından Gusanvil'de yapılan Türk Kültür Festivali, Gusanvil Belediyesi önündeki Mehter takımının gösterileriyle başladı. Binlerce gurbetçi vatandaşımız Mehteran takımının yürüyüşüne eşlik ederken, yürüyüşü evlerinin balkonunda ya da sokaklarda izleyenler bu muhteşem görüntülerini kameralarına kaydetmeyi de ihmal etmedi. Haydi renkli görüntüler de dikkatimizi çekiyordu. O gün Gusanvil'de binlerce Türk kilometrelerce yol kat etti. Ancak bu uzun yürüyüş alanı öylesine coşkulu geçti ki hiç kimse en küçük bir yorgunluk dahi hissetmedi. Festival alanına girdiğimizde ise adeta küçük Türkiye gibiydi her yer. Türk damak zevkini yansıtan yeme içme standları, tatlılar, Türk kahvesi, dondurması, kısacası her şey ama her şey Türkiye'yi anımsatacak nitelikteydi. Festivale Fransız bir milletvekili adayı da gelmişti. O da Türk lezzetlerine oldukça yakınmış. Sevgili seyirciler, Türk Festivali'nde bir Fransız milletvekiline rast geldik. Şimdi onunla festivali konuşmak istiyoruz. Bonjour. Bonjour. Fransızcamız bu kadar efendim. Tercüme etmenizi rica edeceğiz sizden. Bir tanıyalım lütfen kendisini. Tabii kendisi Yannick Paternot. Val d'Oise bölgesinin, Val d'Oise şehrinin 9. bölgesinin milletvekili. Sağ Parti'nin milletvekili, UMP. Peki bugün Türk Festivali'ne konuk olmuş kendisi. Festivali nasıl buldu öncelikle? Les ressources d'origine Türk. Daha önce de katılmıştım zaten diyor. Böyle bir Türk gününe diyor. Sarsel'de katılmıştım. Bu 95'li Sarsel bölgesinde. Kendi kültürünüzü, kimliğinizi tanıtma açısından çok güzel, çok faydalı, güzel organize olmuş bir organizasyon diyor. Evet. Peki kendisi bir milletvekili. Acaba Fransa'da yaşayan yaklaşık 1 milyona yakın Türk'ün Fransa için öneminden bahsedebilir mi bize? De la famille qui sont des valeurs traditionnelles de la France. Türkiye İslam ülkelerinin en büyüğü diyor. Fransa diyor tabii ki Türkiye Fransa için çok önemli diyor. Fransa'da bulunan Türkler de diyor Fransa için çok önemli, ekonomilerine büyük katkıda bulunuyorlar diyor. İşleri çok iyi bilen bir toplum diyor. Peki o zaman bon appétit. Merci, merci. Festivale eşi Gülen Hanım'la katılan Paris Türk Başkonsolosu Uğur Arıner duygularını şöyle anlatıyordu salondakilere. Sevgili yurttaşlarım,
Can kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin birlik ve beraberliğiyle 35 bin kişi burada Paris'te ilk defa yürüdü. Bu 35 bin kişi ileriki sefer, ileriki sefer 70 bin kişi olacak. Onun için bu birlikte ve beraberliğinizi bozmadan bir arada olmak sizler için çok önemli. Ve bizler bunun için sizlerin yanında yer alıyoruz, sizlerin arkasında bulunuyoruz. Her zaman her yerde desteğimiz sizinle olacaktır. Ben böyle güzel günlerin her zaman devamını diliyorum. Bu sergide yaşayanlara, civardan gelip bu festivale destek verenlere, aramızda bulunan bütün değerli misafirlere tekrar hoş geldin diyorum. Saygıyla, hürmetle, aramızda. Büyük mimarı Pembe Hekimoğlu da haklı bir gurur yaşıyordu o gün. Sevgili seyirciler, Türk Kültür Festivali'nin organizasyonu yapan Hanımeli Derneği ve Espas Derneği'nin başkanı Pembe Hekimoğlu ile birlikteyiz şimdi. Bakalım festivalle ilgili o neler söyleyecek. Daha festivalin başındayız ama herkes heyecanlı, yürüyüş çok güzel gidiyor. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi bu ikincisi olan Türk Kültür Festivalimiz gördüğünüz gibi yine muhteşem. Artık ben mi öyle düşünüyorum bilmiyorum ama. Artık geleneksel hale gelecek mi? Evet, inşallah. Çok yorucu, çok yoğun bir çalışmadan sonra Hanımeli ve Espas Derneği'nin hazırladığı Türk Kültür Festivali. İnşallah çok güzel geçecek. Başındayız, görüyorsunuz. Evet. Mehter yürüyüşüyle başladı. Evet, halk oyunları yürüyüşüyle başladı. Hanımlarımız kırmızı beyaz giyinmiş, ellerde Türk bayrakları var. Gerçekten gurur verici bir şey. Tebrik ediyoruz sizi. Çok teşekkürler. Bunun organizasyon ne kadar sürdü? 6 ay. Evet, kesinlikle. Peki. Çok emek isteyen, inanın çok yardım da edilmesi gereken bir festival. Çok ağır bir sorumluluğu var. Her şeyi çok ince düşünmek zorundasınız. Şunu istiyorum. Eğer üçüncüsü olacaksa lütfen yardıma ihtiyacımız var. Bu hiç kolay bir şey değil. Tek başınıza değil, 3-5 arkadaşla yapabileceğiniz bir şey değil. Çok daha güçlü yapabilmemiz için ben çok daha büyük yardımlara ihtiyacımız olduğunu istiyorum. Yardımlar olsun istiyorum. Herkes evet. Yardımcı olsun. Sevgili seyirciler, Pembe Hanım'ı duydunuz. Bir sonraki yıl için lütfen burada yaşayan vatandaşlarımız özellikle gelsinler ve Türk kültürünü yabancılara, Fransızlara tanıtmaya başlayan bu festivale biraz el versinler, destek versinler. Efendim galiba yurt dışından, daha doğrusu Türkiye'den misafirlerimiz var. Evet, Karadeniz'imizden, güzel Karadeniz'imizden. Ordu Aybaşlı Belediye Başkanımız İzzet Gündoğdu beyefendi evet. Burada. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ben Ordu Aybaşlı Belediye Başkanı. Burada çok sayıda Ordulu Aybasır hemşehrilerimiz var. Evet. Bu etkinliğe davetli olarak geldim. Aralarında bulunmaktan gerçekten çok mutluyum. Ben buradaki gördüğüm tablo muhteşem bir tablo. Türk kültürünün buradaki Fransa'da yaşayan diğer Fransızlara ve diğer Avrupa'daki diğer insanlara tanıtımı açısından çok olumlu gördüm. Çok yoğun da bir katılım var. İnşallah bu sene ikincisi bu. Önümüzdeki üçüncü, dördüncü yıllarda da birlikte olmayı arzu ediyoruz. Çünkü arkadan gelen yeni neslimize Türk kültürünün de öğretilmesi gerekiyor. Ben bu konuda dernek yöneticilerimize, başta Pembe Hanım ve diğer arkadaşlara, buradaki yaşayan Türk halkı adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz yürüyoruz ama farklı milletlerden insanlar da balkonlardan bizlere eşlik ediyorlar. Onlar da gerçekten Türk kültürünü burada tanımaya başladılar değil mi? Elbette zaten bütün amacımız bu. Biz bu kadar küçümsenmemeliyiz, çok güçlü olmalıyız, çok kültürlü olmalıyız. İnşallah çocuklarımız adına başarırız diye düşünüyorum. Festival alanındaki standlar önünde kuyruklar vardı adeta. Biz de mikrofonlarımızı önce standlarda görev yapanlara, sonra da festivale gelenlere uzattık. Gençler merhaba. Merhaba. Nereden geliyorsunuz? Paris'ten. Gusamil. Gururluyuz. Çok mutluyuz şu anda. Sevincimizi anlatamıyoruz.
İkinci festival çok güzel, her zamanki gibi, her seneki gibi. İnşallah bir dahakine her sene böyle olur ve inşallah daha güzel günleri geçiririz. Bir dahakine siz de görev almak istiyor musunuz? Bak, ben sabahleyin görevliydim zaten. Sabahleyin görevliydim ben. Sabahleyin buralarda koşturduk biraz. Biz görevliydik. Öyle miydiniz? Evet. Paris'te Türk olduğumuz için şu anda çok gurur duyuyoruz. Konuşmayla anlatacak bir duygu değil. Ondan ne dedin? Anlatılmaz yaşamdır. Bizi bugünleri yaşatan büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Böyle şeylerin devam etmesini umuyoruz onlardan. Onlar bize yol açtıkça biz de yollardan gitmeye çalışacağız. Hoş geldiniz Gülbahar Hanım. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor efendim festival? İyi gidiyor. Çok güzel. Değişik bir ortam. Daha önce katıldınız mı festivale hiç? Hayır, ilk defa katılıyorum. Çok da memnunum. Biraz yorgun gördüm sizi. Herhalde çok fazla talep oldu. Evet, maalesef. Biraz yorulduk çünkü sabah erken geldik. 9-9.30 gibi. Biraz hazırlık falan yaptık. Tabii akşam üzeri oldu artık. Hani festivalin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Evet, festival, evet. Nasıl ilgi? İlgi yoğun, gördüğünüz gibi. Yorgunluğumdan belli diyorsun. Yorgunluğumdan belli. Yani bilmiyorum. İnşallah seneye bir daha tekrarına katılırız diye düşünüyorum. Efendim merhabalar. Merhaba. Nereden geliyorsunuz? Biz buralıyız. Gusanvil'den. Gusanvil'de oturuyoruz. Evet, 30 senedir buradayız biz. Festivale geldiniz. Festivale geldik. Nasıl buldunuz festivali? Vallahi çok güzel. İkinci senesi olmasına göre bu sene çok güzel. Daha peki daha sonraki yıllar için devam etmesini istiyor musunuz efendim bunun? Herhalde inşallah olur. Edeceğiz Allah izin verirse. Öyle mi? Arkasındayız diyorsunuz. Arkasındayız. Biz burada olduğumuz müddetçe devam edecek bu işler. Efendim afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizi tanıyalım mı? Benim adım Nurdane Pamuk. Buraya davetli olarak geldik, sponsoruz Melihcan şirketi adına. Şu anda tatlılara bakıyoruz. Mükemmel bir tadı var. Festivaldeki standa dolaşıyorsunuz. Nerede güzel var bakıyorsunuz? Nerede güzel var bakıyoruz. Nerede güzel tatlı leziz varsa tadıyoruz. Nasıl buldunuz tatlıları? Tadı çok mükemmel. Herkese tavsiye ederim. Beyefendi yemedi galiba. Ben yedim. Çok güzeldi. Siz daha önce mi bitirdiniz yani tatlılar güzel lezzetli diye? O kadar çabuk yedim ki yani tadını durmadı hiç yani ağzımda. Sponsorsunuz galiba değil mi? Evet, sponsoruz. Biz de Melihcan adına itikat satıyoruz. Bizim de açılışımız var. Bütün sponsor olduğumuz, bütün sponsor kişileri, market sahiplerini falan davet ediyoruz. Buradan hemen söyleyelim değil mi? Evet. Ne zaman açılış? Allah izin ederse bu ayın sonunda ya da öbür ayın başında mutlaka açılışımız var yani. Evet, şimdiden duyuralım diyorsun. Şimdiden duyuralım. Peki efendim, siz en çok burada hangi tatlıyı sevdiniz? Vallahi hepsi çok güzel. Hepsinin lezzeti de birbirinden mükemmel. Hepsi de güzel yani. Ben ayırt edemiyorum. Yani yine de korkuyoruz değil mi böyle yerken, hani lezzetler çok güzel ama çok da yersek hanımlar, evet. Tabii yaz geliyor, kilolarımız var. Ayda yılda bir kere olacak. Kendimizi şımartalım değil mi? Peki afiyet olsun o zaman. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Festivalde Türk kültürüne ait folklor gösterileri de yer aldı. Türk Kültür Festivali'nin en medyatik ismi, türküleriyle gönüllerde taht kuran Orhan Hakalmaz'dı. Sanatçı en sevilen şarkılarıyla o gün festival salonunu dolduran binlerce türkü adeta coşturdu. Festival alanından ayrılan herkesin kafasından tek bir düşünce geçiyordu.
gelecek yıl mutlaka tekrar festivale katılmalıyız. Biz de festivali düzenleyenlere bir kez daha kutluyor, gelecek yıllarda bu başarının katlanarak artmasını diliyoruz.